Bekir Hazar, Michael korkuyor. İsrail, bir Amerikalının hayatına ya da bir Amerikan dolarına değmez. Sadece İsrail değil buna Suudi Arabistan da dahil, diyordu adam. Georgetown Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyordu. Asıl vazifesi başkaydı. O bir Amerikan istihbaratı CIA'nın elemanıydı. El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i yakalamakla görevli birimin lideriydi. Osama Bin Laden, diye kitapta yazdı. Eski CIA şefi Michael Shearer'den bahsediyorum. Bir kanala verdiği röportajda ilginç şeyler söylüyordu. Biz Batı olarak, özellikle ABD olarak, zalim yönetimlere verdiğimiz desteğin bedelini ödüyoruz. Son 50 yılda Orta Doğu'da izlediğimiz stratejilerin tamamı zalim yöneticileri korumaya ve ayakta tutmaya, petrole erişimi güvence altına almaya ve İsrail'i korumaya yönelikti. Bu stratejiler şimdi çöküyor. Yapacağımız en akıllı şeyin geri çekilmek ve beklemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizde kalan tek koz askeri müdahaledir. Bunun ise hiçbir zaman işe yaramadığı açıktır. Çünkü bu büyük bir nefrete sebep olur. İsrail'in bir Amerikan dolarına bile değmeyeceğini belirten eski CIA şefi Michael Shear, DEAŞ Irak'ta güçlendiğinde Sünniler Şiileri öldürüyor. Tam da istediğimiz buydu diyordu. DEAŞI sünni bir örgüt olarak tanımlıyordu. Halbuki DEAŞ, ABD Başkanı Trump'ın ''Biz kurduk'' açıklamasıyla gerçek yerine oturmuş bir örgüttü. Ve dahası sünni değil Suud kökenli ve Habibi örgüttü. Ancak Batı bu Osmanlıyı yıkmak için kurulmuş sapkın mezhebi ''Ölene kadar öldür'' sloganıyla sahaya sürmüştü ısrarla tüm medyalarında, sünni örgüt diye yazarak Orta Doğu'da bir şii sünni çatışması çıkararak, oturdukları yerden seyretme zevkini yaşamak istiyorlardı. Sünni dedikleri Vehhabi D.E.A.Ş. şimdi İsrail'de Filistinlileri mürtid ilan edip, katli vacip olarak açıklayacak, İsrail'e hizmet edecek kadar açık ve şeffaftı. CIA ajanı Michael Sachever, batılı ülkeler Irak, Afganistan, Suriye gibi ülkelere asker göndermek istemiyor, diyordu bir TV röportajında. Doğru olanın bu ülkelerde iç savaş çıkarmak olduğunu belirtiyordu. Ona göre ne gerek vardı bir dolar etmeyen ülkeler için para harcamaya. Şu an en büyük umudumuz Şiilerle Sünnilerin kanları kuruyana kadar birbirleriyle savaşmalarını sağlamak diye de ekliyordu. Eğer Batı müdahale ederse sonunda kaybedecek olan biz olacağız diyerek altını çiziyor ve devam ediyordu. Şu an savaş halinde bulunan dünyada bizim yapmamız gereken şey İsrailliler ile Müslümanlar arasında, Müslümanlar ile başlarındaki yöneticiler arasında ve Şiilerle Sünniler arasında devam eden çatışmalarda Amerikalılar ve Batı ülkeleri için yapabileceğimizin en iyisini yapmaktır. Neden onların çatışmalarına karışma gereği hissediyoruz? onların birbirlerini öldürmelerine engel olmak için başvuracağımız kalıcı bir askeri müdahale dışında neredeyse hiçbir yaptırım gücümüz olmayacak. Adam ne güzel içini dökmüş değil mi? Açık açık son 50 yılda ABD ve Batı'nın Orta Doğu'da izlediği stratejilerin tamamını en net şekilde ifade ediyor. Zalim yöneticileri korumaya ve ayakta tutmaya, petrole erişimi güvence altına almaya ve İsrail'i korumaya yönelikti bu strateji, diyor Amerikalı istihbarat uzmanı. Ancak finalde çok endişeli, korkuyor. Bunu da açıkça nefrete maruz kalacağız. Bu stratejiler şimdi çöküyor diye itiraf ediyor. Bugün Gazze'de çocuklar, bebekler öldürülüyor. Bir İsrailli askerin videosu çıktı ortaya. Bebek bulamıyorum. Çünkü bebek kalmadı. Ben de 12 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüm," diyor sırıtarak ve gururla. Michael'ın dediği gibi her zulüm, her insanlık dışı savaş suçu bu katliama ortak olan Amerika'ya nefreti katlayarak büyütüyor. İsrail'de çok sayıda silah, bomba, füze deposu olduğu ortaya çıktı ABD'nin. Tamamı İsrail'in hizmetine verildi. Öldürecek bebek bulamamaktan yakınan İsrail askerlerine Washington'dan tonlarca bomba yardımı durmaksızın devam ediyor. Bu vahşetin suç ortaklığı, bedel ödeyeceğiz ve nefret büyüyecek diyen Michael'ın deyimiyle ABD'nin Orta Doğu'daki tüm stratejilerini çökertecektir. Amerika'da tüm istihbarat raporları İsrail'in bu haliyle uzun süre yaşama şansı bulmayacak bir ülke olduğunu vurguluyordu. Tüm başkanların önüne de bu raporlar konuyordu. Buna rağmen bebek katilleriyle katliam ortağı olmayı seçen bir ahmaklar ordusu ABD var ortada. O bebeklerin ahı, zalimlerin sonu olacak. Ben zalimlerin has buyuran Yüce Allah bunun hesabını sadece ahirete bırakmayacağını buyuruyor. Dünyada da, öldürülecek bebek bulamayanların ve onlara ortaklık edenlerin cezası mutlaka verilecek. Yüce Allah asla vaadinden dönmez.